Şey, Haydar abi aradı. Biliyorsun, çocuk için. Ya ne anlayışsız bir adam bu böyle. Utanmadan bir de evi mi aradı? Beni kaç kere aradı? Her seferinde meşgule düşürdü. Demek ki konuşmak istemiyorum. Seni ne diye mi arıyor? Öyle deme Fikret. Adam zor durumda. Kolay mı? Çocuğunun canı yanıyor. Diyorum ki biz de yardım etsek, az da olsa. Ya ben anlamıyorum ki. Bu adama niye para vermek zorundayız? Bu çocuğun hasta olduğu daha anasının karnındayken belliydi. Doğurmayaydılar. O nasıl söz Fikret? Allah'ın verdiği canı sırf hasta diye öldürmek olur mu o çocuğu? Olur. Hem de öyle bir olur ki. Zamanında tedbirlerini alsaydılar. Testlerini yaptırdılar. Baktılar ki çocuk sakat. Halledeceklerdi. Nasıl olur Fikret? O çocuğun canını biz vermedik ki biz alalım. Alırım Hatice. Hem de öyle bir alırım ki. Ben de öyle bir ömür sakat bir çocuğa bakacak göz yok. Haram günah bir yere kadar. Sen ne yaptın testlerin sonucunu? Sana diyorum Hatice. Ha? Yok, daha almadım. Yarın inşallah. Versene şunu. Efendim abla. Duydun mu bizim amcaoğlu Haydar'ı? Ha? Hmm. Herkesten para istiyormuş. E ne yapayım, ben de verdim biraz. Hatice test sonuçlarını aldın mı, onu merak ettim ben. Ay yok Fikret, ben gelemem Hatice ile. Yarın Haydar'ın oğlunu görmeye gideceğim. Tamam işte, orada buluşur beraber gidersiniz. Tamam söylerim. Ablam da hastaneye gidiyormuş yarın Haydar'ın oğlunu görmeye. Beraber gidin diyecektim ama neyse, artık orada buluşursunuz. Bir çay daha söyleyeyim mi Bekir amca? Yok, teşekkür ederim. Namaza gideceğim. Afiyet olsun. Sağ ol. Selamünaleyküm. Aleykümselam Haydar. Gel oğlum, gel. Hoş geldin Haydar. Hoş bulduk. Otursana evladım. Yok Bekir amca, oturmayayım. Kusura bakmayın, rahatsız ediyorum ama meseleyi biliyorsunuz. Oğlum için. Biz arkadaşlarla bir şeyler toparladık Haydar. Önümüzdeki vakte cemaat dağılmadan yetişirsen verelim hemen. Allah razı olsun Bekir amca. Sağ ol. Daha çok eksiğim var. Bu belli bir kısmını ancak karşılar. Fikret, biliyorum işlerin biraz sıkıntılı ama bana senden başka kimse yardım edemez. Söz veriyorum, en kısa zamanda geri ödeyeceğim. Kusura bakma Haydar. Maalesef. Gören para pul bende çok zanneder ama elde avuçta bir şey yok. Bence sen benden umudunu kes. Neyse, ben sizi daha fazla meşgul etmeyeyim. Görüşürüz Bekir amca. Görüşürüz oğlum. Ya olmadı Fikret. Eli boş göndermeyecektin. İmkan varsa yardım etmek lazım. Ya senin başına gelseydi? Yo Bekir amca. Orada bir duracaksın. Böyle bir şey benim başıma gelmez. Niye? Çünkü ben böyle bir çocuğun doğmasına asla izin vermem. O kadar. Recep Güneş. Geçmiş olsun. Hatice Demir. Şey, bir şey var mı acaba? Siz anlıyor musunuz? Maalesef biz yorumlayamıyoruz. Teşekkür ederim. Allah yardımcın olsun. Haydar abi. Haydar abi.
Kusura bakma Hatice. Dalmışım, görmedim. Estağfurullah abi, ne kusuru? Ali nasıl, iyi mi? İyi değil. Ama buna da şükür. Daha kötüsünü görmüştük. İyi olacak abi. İnşallah iyi olacak. Abi, eğer kabul edersen bunları vermek isterim. Bilmiyorum yaranıza merhem olur mu ama benim elimden gelen bu kadar. Al abi lütfen. Fikret'in değil bunlar. Annemden kalan altınlar. Lütfen al abi, çekinme. Sağ olasın Hatice. Allah ne muradın varsa versin. Derdini tasanı alsın inşallah. Amin, inşallah. Ne olur benim için çok dua et. Abi, yalnız bu durumdan Fikret'in haberi olmasın. Olur mu? Dediğim gibi bunlar anneme ait olan altınlar. Yine de Fikret duymasın, bir tatsızlık olmasın abi. Merak etme Hatice. Aa, siz de mi buradaydınız? Nasılsınız Hatice Hanım? Çok şükür ikimiz de iyiyiz. Verin bakalım şu testlerinizi. Doktor Hanım, bir şey mi var? Maalesef. Sonuçlar pek iyi görünmüyor. Bebeğiniz sorunlu doğabilir. Ne? Nasıl? İstiyorsanız aldırabilirsiniz. Hayır. Asla bebeğimden vazgeçmem. Asla bunu yapmayacağım. Asla çocuğumu vermeyeceğim. Hatice Hanım, bir dakika. Önüne baksana. Fikret, Fikret. Abla, hayırdır? Ay, hayır mı şer mi bilmem artık. Onu karın söyleyecek. Ne oldu abla, söylesene. Sabah hastanede Hatice'yi gördüm. Ben Haydar'ın oğluna bakacağım, sen bekle dedim. Döndüğümde gitmiş. Doktora sordum, çıkmış. Kötü bir şey mi var dedim. Onu sana söyleyemeyiz dediler. Ben sana söyleyeyim Fikret, o test sonuçları çok kötü. Şimdi öğreniriz ne olduğunu. Alo Hatice. Test sonuçları nasıl? Test sonuçları... Bir sorun mu var? İyi. Hiçbir sorun yok. Tamam o zaman. Tamam hadi görüşürüz. Görüşürüz. Allah'ım.
yapacağım ben? Ne diyor? Sorun yok dedi değil mi? Şimdi çıkarırım ben onun yalanını. Recep, nasılsın? Eyvallah, sağ olasın. Ya birader, sana bir işim düştü. Benim hanımın test sonuçlarını bir öğrenebilir misin? Doktor ne demiş? Ben şu an ulaşamıyorum da ona. Bekletme ya beni, sağ olasın. Tamam, sen de. Hadi sağ ol. Yalan söylese ne olacak, saklasa ne olacak? Ben bunu eninde sonunda öğrenmeyecek miyim? İşte. Canım benim. Bunu giymek nasip olacak mı sana? Efendim Recep. Test sonuçları maalesef kötü çıkmış. Çocuğunuz sakat doğabilir. Doktor da aldırabilirsiniz belki demiş. Ama yenge kaçmış gitmiş. Anladım. Eminsin değil mi? Evet Fikret, eminim. Hadi görüşürüz. Eyvallah, sağ olasın. Ne dedi? Bana yalan söylemiş. Şimdi gösteririm ben ona. Ay Fikret, dur bir delilik etme. Ya of. Hatice. Hatice. Hatice, şu kapıyı aç. Şu küçücük aklında olup biteni benden saklayacağını mı sandın ha? Yarın gidip o çocuğu aldıracaksın. Anladın mı? Aldıracaksın. Yapma Fikret. Kıyma çocuğumuza. İnsan kendi çocuğuna nasıl kıyar? Bana bak. Kendini boşuna paralayıp durma. Daha fena olur. Daha da uzatırsan boşarım seni. Öylece dımdızlak ortada kalırsın. Anladın mı? Anladın mı? Alo Recep. Yarın sabaha bir randevu ayarlar mısın? Kadın doğumdan. Biz o bebeği dünyaya getiremeyiz. Evet Kürtaj. Hayrola Fikret? Senin cenazen olsa bu saatte dükkan kapatmazsın. Bir yaramazlık yok inşallah. Yok Bekir amca. Ufak bir işim var. Gidip geleceğim hemen. Kapa kapa. Sultan abla. Fikret'le konuşsan, vazgeçsek bu işten. Sus kızım, sus. Sakın ağzını açma. Fikret'i daha fazla sinirlendirme. Yalvarırım, konuş Fikret'le. Ne olur. Sen ne bekliyorsun? Fikret, ne olur. Kıyma bebeğinize. Cık.
Sana bin dedim. Bin şu arabaya. Fikret. Yapma ne olur. Kimin başına ne geleceği belli mi? Ben şimdi kör olsam, elim kolumu tutmasa beni bırakacak mısın? Nasibimize düşen buysa, bu bebek sağlıklı da olsa bu hale gelir. Ne olur yapma. O çocuk doğmayacak. Bin şu arabaya hadi. Hatice Hanım, hazırlanmanız için sizi alayım. Buyurun. Hadi Hatice. Hadi. Hadi. Fikret, ne olur yapmayın. Hadi. Hadi. Giyeceksiniz. Siz hazırlanın, ben doktor hanımı çağırayım. Katilden iki tane çay alsaydım, boğazım kurudu ya. Tamam. Tamam alırım şimdi. Açsana şu telefonu. Açsana ya. Of, kızım neredesin ya? Allah kahretsin. Allah'ım ya Rabbim, kafayı yiyeceğim ya. Allah'ın cezası. Alo, Fikret. Ne oldu, Hatice'yi buldun mu? Yok, bulamadım. Sorduğuna göre eve de gelmedi. Yok yok, buraya da gelmedi. Tamam abla, tamam. 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 Allah kahretsin! Ne cehenneme gitti bu kadın? Oğlum benim. Canım benim. Bir tanem. Canım benim. Canım benim, oğlum benim,
Güzel oğlum benim. Yavrum benim. Alo abla. Evde misin hala? Ben çıktım. Hemen benim eve geç. Üstünde 5 kuruş parası yok. Mutlaka eve dönecektir. Boşanacağım abla. Ne? Ne dedi? Kızım sen deli misin? Boşanıp ne yapacaksın? Neyle yaşayacaksın sen? Allah kerim. Beni size muhtaç etmez. Gel bakayım buraya. Ne bu havalar? Neyine güveniyorsun? Kime güveniyorsun sen ha? Benim Allah'tan başka kimsem yok ki Sultan abla. Kime güveneyim? Bırak bakayım şunu. İçinde ne var bunun? Ben sana Fikret'in bir iğnesini bile yedirmem be. Ver. Abla yapma. Konu komşuya rezil olacaksın. Bir şey yok ki, 2 parça kıyafet var, bir de annemden kalan altınlar. Sen kimi kandırıyorsun be? Senin o fukara anandan ne kalacak sana? Bırak. Yalvarırım abla, dur. Ben şimdi Fikret'i arıyorum. Aramana gerek yok abla. Ben zaten Fikret'in yanına gidiyorum. Fikret. Ne oldu? Niye döndün? Böyle tıpış tıpış gelirsin işte. Senden boşanacağım Fikret. Ay Fikret! Bu senin karın delirmiş. Ben baş edemedim. Sen ne yaparsan yap. Ben sadece annemden kalan bu altınları 2 parça da kıyafet aldım. Sana ait hiçbir şey yok. Sen ne diyorsun? O çocuğu doğuracak mısın yani? Allah nasip ederse öyle olacak. O çocuk doğmayacak. O çocuğu doğurmayacaksın. Bu sakat çocuk Fikret'in dedirtmem. O çocuğu doğurmayacaksın. Doğurmayacaksın. O çocuk doğmayacak. Fikret! Ne yaptın? Hatice!
Kızım, iyi misin? Kızım, iyi misin? Bir şey olmasın. Kedi düştü Bekir abi. Ben gördüm. Kedi gözümle gördüm. Hatice, kızım. Çabuk bir ambulans çağırın. Ya durma öyle. Çabuk ambulans çağırın oğlum. Hatice, kızım. Yeni haberim oldu. Çok geçmiş olsun. Sağ olasın Haydar. Daha dün hastanede karşılaşmıştık. Haydar abi bana dua edin demişti. Fikret? Sultan? Siz bir şey saklamıyorsunuz değil mi? Yok Bekir amca, ne saklayacağız? Hatice işte. Ben gideyim. Çok geç oldu. Çoluk çocuk aç bekler. Bir şey olursa haber edersiniz. Hasan'ın eşi? Bebek yaşıyor mu? Evet. Bebek de anne de gayet iyi durumdalar. Ama dikkat etmelisiniz. Çok şükür. Fakat bundan sonra sarsılmaması lazım. En ufak bir tehlikede bebeği kaybedebilirsiniz. Bu gece dinlendikten sonra taburcu edeceğiz. Bunları da hemen alırsanız sancılarına iyi gelecektir. Hasta şu anda uyuyor. Uyandığında kendisini görebilirsiniz. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Fikret, gidip şu ilaçları bir yaptır önce. Tamam Bekir amca, hallediyorum hemen. Bebeğime dokunmayın. Ne olur Fikret. Öldürme bebeğimi. Dokunma ona. Fikret. Yapma. Dokunma bebeğime. Hatice. Kızım. Tamam kızım. Tamam, sakin ol. Yok bir şey kızım. Yok bir şey. Öldürdüler bebeğimi. Öldürdüler. Bebeğim iyi, çok şükür. İkiniz de çok iyisiniz. Allah'ım, güzel Rabbim, sen bebeğimi Fikret'ten koru. Hele bir anlat bakalım kızım, ne oluyor? Nedir bu bebek meselesi? Fikret, bebeğin testleri sorunlu çıktı diye bebeği aldırmak istiyor. Ben bebeğimi aldırmam deyince de boşarım seni dedi. Ben de kaçtım. Sonunda nöbetçi eczaneyi buldum. İlaçları Hatice'ye ver de beni eve bırak Fikret. Çok geç oldu. Tamam Bekir amca, hemen geliyorum. Beyefendi, çiçeklerle girmiyoruz. Ben hanımefendiye iletirim. Çıkışta alırsınız çiçekleri. Peki. Hatice. Thank you.
Ben hata ettim. Ama beni de anla ne olur. Hayatım boyunca hasta bir çocukla yaşamak beni korkuttu. Ama seni öyle o halde görünce çok korktum. Affedebilecek misin beni? Bir şey demeyecek misin? Sana çiçek almıştım ama hemşire izin vermedi. Seni daha fazla yormayayım. Bunları sabah konuşuruz. Yani seni almaya geldiğimde olur mu? Üzülme artık. Kadın milleti işte. Bir buket çiçek, iki de güzel söz söyledim. Hadi sen işini bilirsin. Ben burada bekliyorum. Hatice yok. Aa, nasıl yok? Hemşire hanım. Buyurun. Hatice Demir, karım. Onu almaya geldim ama yok. Hatice hanım sabah erkenden ayrıldı. Ne diyor bu Fikret? Nasıl gider, nasıl olur? Daha dün konuştuk ya. Hayrola Fikret? Erken kapatıyorsun. Arkadaşlarla takılacağız Bekir amca. Senin takılmak dediğin zil zurna sarhoş olup ortalıkta dolanmak herhalde. Oğlum böyle işlerle uğraşacağına 2 yıl oldu, 2 yıl. Karını çocuğunu arasana. Niye arayacakmışım? Ben o çocuğu istemediğimi söyledim. Şimdi ne yaparsa yapsın umurumda bile değil. Ah baban sağ olsaydı böyle yapmana izin vermezdi Fikret. Bu yaptığın hak değil. O çocuğa bakmak zorundasın oğlum. Kimseye bakmak zorunda değilim. Bal gibi de bakmak zorundasın işte. Zorunda değilim. Sen de bir daha bu konuyu açma. Kalbini kırarım Bekir amca. Hadi eyvallah.
Alo. Gülşen. Nasılsın? Evdesin değil mi? Aşk olsun ya. Unutur muyum hiç? Geliyorum o zaman. Tamam ya, içkiler benden. Buralarda bir dükkan vardı ya. Buldum seni. Hay Allah ya. İyi misiniz? Susadım. Su içmek istedim sadece. Bekleseydin biraz. Derdin neydi? Gidiyor musun? Akşam oldu Fikret. Sabaha kadar burada duramam ya. Evde çoluk çocuk ne yiyecek ne içecek. Ne zaman geleceksin abla? Bilmiyorum artık. Evde iş güç hepsi üst üste bindi. Hemen gelemem. Ya ne demek gelemem? Ben ne olacağım? Bana kim bakacak? Tek başıma tuvalete bile gidemiyorum. Gitmeyeceksin abla. O kapıdan çıkmayacaksın. Bana bak. Ben Hatice değilim. İster giderim ister kalırım. Hem şu haline bak da bir düşün bakalım niye böyle oldu. Sakat çocuğu istemem dedin. Sonunda kendin sakat kaldın. Hala da konuşuyor. Çocuk doğmayacak. Bin şu arabaya. Hadi. Buyurun. Hadi Hatice. Hadi. Fikret ne olur yapmayalım. Hadi. O çocuğu doğurmayacaksın. Doğurmayacaksın. O çocuk doğmayacak. Fikret. Gördüğün gibi işte. Bir misafirim var. Bekir amca Allah aşkına ya. Kimseyi görecek halde değilim. Gel kızım gel. Geçmiş olsun Fikret. Hatice. Nasıl buldun onu? Ben hep Bekir amcanın yanındaydım. Senden çok korkmuştum. Sağ olsun Bekir amcayla hanımı bana sahip çıktılar. Çocuk doğana kadar evlerinde misafir oldum. Şimdi yaşlı bir teyzeye bakıyorum. Çok şükür. Oğlumu da kendimi de geçindiriyorum. Ben
Bana inandığını sanmıştım. İyi ki de inanmamışsın. Sana yalan söyledim. Ne olur git Hatice. Seni gördükçe sana yaptığım şeyler geliyor aklıma. Beni affedebilecek misin? Ben affederim Fikret. Seni Allah affetsin. Affeder mi? Sana çok eziyet ettim. Sana, çocuğumuza. O nasıl? Ahmet mi? O iyi. Çok iyi. Demek erkek oldu. Şu hale bak. Sakat diye onu istemezken ben sakat kaldım. Şimdi ablam bile istemiyor beni.